Merhabalar. Bugün karşınızda uzaklardan gelen, böyle Avrupa'dan gelen bir Muhittin abimiz var. Sağ olsun 3 sene önce bir geldi ama o zaman kısmet olmadı. Son 8 ay önce bir geldi, ameliyat oldu. Hayırlısıyla kaç ayımız oldu abi? 8 mi oldu? 8 ay oldu. 8 oldu herhalde, evet. Toplamda kaç kilo gitti? 106 ile başladık bu işe. Şu anda ortalama 76 kilodayım. Çok güzel. Kilo verme sürecin nasıldı ki abi? İyi mi? Nasıl gidiyor? Neler değişti hayatında? Vallahi olumsuz hiçbir şey hatırlamıyorum da olumlu yönde bayağı bir değişim yaşadık. İlkinde birazcık korktun zaten, ilk geldiğinde diyorsun onu. Aynen, hepimizin... Orada böyle bir ufak tefek tereddütlerim oldu, çekincelerim oldu. Dedim öbür türlü belki başarabilir miyim, başaramaz mıyım? Ama daha sonrasında bu kararı verdik. Arkasında durduk, işte pişman olmadım. Çok güzel. Bugüne kadar. Spor nasıl gidiyor? Hayata neler kattın başka bununla ilgili? Spor. Ona gerçekten özen gösteriyorum. En azından hani bir gün arayla böyle pazartesi, salı bırakıp çarşamba böyle dinlenmeli. Sporları yapmaya çalışıyorum, kaçırmamaya çalışıyorum. Çok güzel. Tabii bu Covid dolayısıyla biraz bu süreç zorlu işliyordu. İnşallah daha da içerikli olarak devam edeceğiz. Şimdi salonlarımız da açılıyor. Çok şükür. İnşallah, çok şükür salonlar da açılıyor. Evdeyken de zaten yaptın sporunu zaten. Yapıyorum canım ben, hani normal kendi imkanlarımla da tabii spor salonlarında hani o ağırlık aletleri olsun, biraz daha kasa yüklenme olsun. Çok güzel. Bunları kendi imkanlarımızla yapıyoruz evde. Spor salonlarında daha avantajlıyız tabii. Almanya'dan bizleri kadar görmeye geldin tekrardan. Aynen. Özledik. Özledik vallahi Muhittin abi. Zaten sık sık konuşuyoruz telefonla seninle. Sürekli birlikteyiz zaten. Kocaman bir aile zaten burada var seninle birlikte. Dört dörtlük. Aynen öyle. Hepsiyle konuşuyoruz zaten sürekli. Ama hayatında atıyorum kattığın kıyafetinden tut işte... Her şeyin değişmiştir muhakkak zaten. Zaten beni en çok mutlu eden taraflar, önceden alamadığımız şeyler çoktu. Daha doğrusu giyip de böyle bu hani göbek falan böyle kendini belli edince rahatsız oluyordu insan. Otomatikman psikolojik olarak bırakıyorsun yani. Aynaya bile bakmak istemiyor insan değil mi bazen? Şimdi bakıyorsun aynaya. Şimdi tam tersi. Şimdi başkalarını motive ediyoruz bu şekilde. Tabii ki ameliyat, ikna etmeye çalışıyorsun, motive etmeye çalışıyorsun. Bazen söylüyorsun işte sen de ol, sen de yap, sen de gel. Hani şöyle bak, güzel, böyle güzel. Aynen. Ama canlı tabii örnek ki, biziz zaten. Aynen öyle, canlı örnekler bizleriz zaten. Ama bu ameliyatın hani bize kattığı o kadar çok şey oluyor ki hayatında. Senin hani bazen aklım bile gelmiyor benim kendi söylediklerimle bile. Oturmak, kalkmak bile bazen aklımdan duyuyorum. İşte ayakkabı bağlamaktan tut. Neler duyuyorum bazen gün içinde. Tamam. Ama kendim de bunları yaşadım Yaman'da. Biliyorum zaten bu süreçleri. Sen de hani süreçlerden muhakkak geçmişsindir zaten kendine göre. Çocukların var, onlara daha iyi etmeye çalışıyorsun. Muhakkak bunlara daha çok ileriki hayatlarını görmek istiyorsun. Aynen. Bu ameliyatı sana kattı biliyorsun. Hani Allah korusun, tabii ki biz 15 sene diyoruz ki hani dünya çapında artık dünya araştırmış bir sağlık örgütünün yazdığı, bir Mehmet Ali Bey'in de söylediği, 15 sene daha katıyoruz diyoruz hayatına. Şimdi bunu tatmak mükemmel bir zevk zaten. Hani tabii ki bunu Allah bilir, hani şuradan bir şey olacağı kimse bilemez malum. Aynen. Ama genel olarak bir sürü şey kattık zaten hayatımıza. Diyetisinden tut, işte psikologundan tut, bizim olmamız Mehmet Ali Bey'in desteği bu konunun bize en büyük destekçisi oldu zaten. Vallahi bu verdiğin süreçten de en mutlu olanlardan birisi bizleriz zaten. Ve hani bütün hastalarımıza da bunları söylüyoruz sürekli. Gelmeyi düşünen, olmak isteyenlere var mı söyleyeceklerin? Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Hani bundan sonra 10 sene ömrüm varsa, onu da bu şekilde yaşayabiliyorsam kendimi çok şanslı hissediyorum. Bundan sonraki güzel süreç. Bunu ben geçen eşimle de otururken konuştum. Aynısını söyledim. Hani hiç pişman değilim. Şu şekilde pişmanlık yaşadım. Bu 3 sene kaybını, 3 sene önceki gelip de yapmama, o tereddüte düşme anını zaman kaybı olarak görüyorum. Ama ne kadar geç de olsa diyorum, doğru karar vermişim. Kesinlikle. Bana soranlara, herkese aynı fikrimi her şekilde söylüyorum her yerde. Bundan sonraki sürecimiz, Allah ne kadar yaşamak nasip eder onu bilemem. Ama bu şekilde yaşamayı her zaman tercih ediyorum. Çok güzel. Mutluyum. Çok güzel abi. Çok mutluyum ve çok minnettarım. Hani böyle imkanların olması bile tabii ki bugünkü şartlarda büyük bir avantaj bizler için. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Almanya'dan taştan buralara kadar geldin. Her zaman.